İsrail Gazze hattındaki gerilimin odağı güneydeki Refah'tan kuzeydeki Lübnan sınırına kaydı. Hizbullah'tan İsrail'e tehdit mesajları geliyor. Gazze savaşının Lübnan'a sıçramasından endişe ediliyor. Gazze'deki kıvılcım Lübnan'a da sıçrar mı? Sıçrarsa Orta Doğu'da çok daha büyük bir kaosa neden olur mu? 7 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik Hizbullah saldırıları gerçekleşiyordu. İsrail de bu saldırılara karşılık veriyor, deyim yerinde ise bölgede kontrollü bir gerilim yaşanıyordu. Ancak bu kontrollü gerilimin dozu İsrail'in bu ay başında Hizbullah'ın saha komutanı Talip Abdullah'ı öldürmesi sonucu dünya kamuoyunu endişelendiren boyuta yükseldi. Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden saldırılarımızın yoğunluğunu artıracağız mesajı geldi. Lübnan'dan İsrail'e roketler yağdı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah geçen hafta televizyondan yayınlanan mesajında bir savaş durumunda İsrail'in hiçbir noktası güvenli olmayacak, Kıbrıs ve Akdeniz'deki diğer noktalar bile tehlikede olacak diyerek İsrail'e gözdağı verdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamada sorunu diplomatik yollarla çözmeyi umduklarını ancak gerekirse farklı yollarla da sorunu çözebileceklerini söyledi pek çok farklı cephede savaşabiliriz ve buna hazırız. Beyrut'u Gazze'ye çevirebiliriz ifadeleriyle Lübnan'a yönelik daha büyük çapta bir saldırıdan geri durmayacaklarını vurguladı. Lübnan ve İsrail arasında topyekün bir savaş riski artmaya başlayınca ABD Başkanı Joe Biden özel temsilcisi Amos Hochstein'i Lübnan'a gönderdi. Biden'ın özel temsilcisi Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmeler sonrası Hizbullah'ın Lübnan'dan saldırıları durmadığı takdirde İsrail'in Lübnan'ı işgal edebileceğini ve ABD'nin de bunu durduramayabileceğini söyledi. Einstein'ın İsrail ve Hizbullah arasında ara buluculuk yaptığı belirtiliyor. Washington'da İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı ağırlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmede İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan gerilimin tırmanmaması konusunda baskı yaptı. Washington'dan gelen baskılar sonuç verdi. İsrail ulusal güvenlik danışmanı Taçi Hanegbi, Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerilimin giderilmesi için diplomatik bir çözüm bulmak istediklerini söyledi. Hizbullah'ın envanterinde bulunan füze ve roketlerin Hamas'ınkilerden çok daha fazla ve İsrail'in tüm şehirlerini vurabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Ancak İsrail'in Orta Doğu'daki en güçlü orduya sahip olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Hizbullah'ın İsrail'e direkt bir savaşı istemeyeceğini söylüyor. Washington'dan gelen baskılarında da bölgede topyekün bir savaşı önleyeceği belirtiliyor. Analistler, İsrail ve Lübnan arasındaki olası bir savaşın çok büyük sivil kayıplara sebep olacağı konusunda uyarıyor. Şimdiye kadar İsrail saldırılarında Lübnan'da 70'i sivil 400'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail'e yönelik Hizbullah saldırılarında ise 16 asker ve 10 sivil yaşamını yitirdi.